para yatırmanın dini hükmü nedir diye sormuşlar. Zorunluluk olmadıkça paranın vadesiz bir hesapta tutulması dinen uygun değildir demiş. Ben de onlara soru soruyorum. Peki Buyurun. Diyanet'in parasının faizde tutulması dinen uygun mudur? Faiz geliri var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinde. Bize şeye baktınız ya tabii bütçeye baktığınızda görüyorsunuz. Orada nas yok yani. Orada nas yok. <laughs> Diyanet... Yani mesela orada israf da yok. Yani e, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı harcamaların işte e, kullandığı makam arabasını bugün eleştirmek tabii ki şey e, neredeyse yasak. Orada herhangi bir şekilde israf yok. E, Diyanet İşleri Başkanı'nın bütçesinin e, bir kısmını faize değerlendirmesinde nas yok. Onlar Biz eleşirmez. faize mi koyuyor bütçenin bir kısmını? Onu tabii bir şey, anlatır bak, mısınız? Bütçeye size? bakabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanı'nın bütçesine bakabilirsiniz. E, Türk lirası değer kaybet, yani şöyle aldığı TL değer kaybetmesin diye parasının bir kısmını şeyde e, faizde değerlendiriyor. Ya bu çok e, şey genel bir bilgi. Peki mesela böyle bir fetvanın ya da e, ekonomide bir ka karşılığı oluyor mu? Yani insanlar buna göre hareket edip de ekonomideki fotoğrafı biraz olsun değiştirebiliyorlar mı? Ya yani mütedeyyin vatandaşlarımız hı. tabii ki e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekonomiyle ilgili görüşlerini mutlaka kulak kabartıyordur. Hı hı. O yüzden de bence Ama bir karşılığı oluyor mu? Ama? Bence yani şöyle e tabii ki dini bütün vatandaşlarda bir karşılığı oluyordur. Tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. ekonomiyi çok etkiliyor mu? Ekonomiyi çok etkilemiyor hı. tabii ki. Ama e, mütedeyyin vatandaşlarının doğru karar almasını çok etkiliyor. Bugün diyelim ki siz evet e, faizin haram olduğunu düşünüyorsunuz ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da işte dediği bu e, şey e, fetva çerçevesinde hareket hı hı. ettiniz hı hı. ve paranızı TL'de tuttunuz, e, evde tuttunuz. Ondan sonra vadesi hesapta da tutsanız, evde de tutsanız. O para değer kaybediyor. Ne kadar değer kaybediyor? Enflasyon kadar değer kaybediyor. Yani yüzde seksen değer kaybediyor. Yani evet. Türkiye'nin bence en önemli problemlerinden bir tanesi finansal okuryazarlığın olmaması. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bu açıklamaları yaparken en azından finansal okuryazarlık çerçevesinde bu bilinçle hareket etmesini öneririm. Evet. Peki şimdi biraz SPK konuşalım istiyorum. Konuşalım tabii. Ee, bir süredir biz bir rüşvet çarkını e, izliyoruz. Film izler gibi izliyoruz. Çünkü inanılmaz bir kirlenme var. Bir siyaset e, SPK'nın içine iyice girmiş. Orada bambaşka şeyler oluyor. İtiraflar var. Rüşvet ağının e, ifşası var. Hep böyle miydi? AK yani SPK özelinde ha. çoğu zaman e, yani aslında son dönemlerde Burnumuza çok kötü kokular geliyordu. Bakın mesela son dönemlerde mi ama? Yani son dönem dediğim son 10-15 sene içerisinde. İlk <laughs> ilk önce yine Ondan önce güvenilir bir yer miydi? O e tabii güvenilir bir yerdi. Daha güven en azından daha güvenilir bir yerdi. Şimdi şunu söylemek lazım Pek Hanım. İlk önce bu SPK neden önemli? ben bir ekonomist olarak onu anlatayım. Türkiye'deki şirketlerin en temel problemlerinden bir tanesi öz kaynaklarının kısıtlı olmasıdır. Yani bir yatırım yapmak isteseniz, üretiminizi arttırmak isteseniz bunu öz kaynağınızda yapamazsınız. Şirketin en temel problemi budur. Peki nasıl yatırım yaparsınız? Ya bankacılık sektörüne gidip kredi alırsınız ya da şirketinizi halka arz edersiniz. Hı hı. Halka arz ettiğiniz zaman şir şirketinize halka ortak edersiniz. Oradan topladığınız sermaye ile beraber yatırımınızı genişletirsiniz. Üretiminizi artırırsınız, istihdamınızı artırırsınız. Ama bu çok sağlıklı bir şeydir. Yani bütün işte gelişmiş ülkelere baktığınız zaman şirketlerin yatırımlarını arttırmada en fazla kullandıkları yol budur. Sermaye piyasalarıdır. O yüzden Bizim gibi finansmana erişimde sıkıntı olan ülkelerde sermaye piyasası kurulunun çalışması çok önemli. Çünkü o finansmana erişim sıkıntısı olan şirketleri halka arz edecek. Halka arz ettikten sonra küçük yatırımcı parasını bankada faizle değerlendirmek yerine o şirketin hisse senedini alacak ve böylelikle tam kazan kazan durumu oluşacak. Bu açıdan bence SPK'nın iyi çalışması hayati Öyle önem mi? taşıyor. Hı hı. İlk olarak işe bir ekonomist olarak böyle bakmak lazım. Şimdi baktığımızda Halka arz edilen şirketlerden işte danışmanlık adı altında ya da farklı isimler altında rüşvet istenmesi ve SPK'nın isminin kirlenmesi orta uzun dönemde şirketlerin finansmana erişimini çok olumsuz etkileyecektir. Çünkü orada SPK düzenleyici, denetleyici kurum. Bir işe buradan bakmak lazım. Siz bunları biliyor muydunuz? Anlatılanlar size yabancı geldi Hiç mi? yabancı gelmedi. Şimdi oradaki beyefendilerden bir tanesi daha önce Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin rektörüydü. Orada karıştığı, Ünsal, ben. Ünsal Bey'den bahsediyorum. Hı hı. Orada karıştığı rüşvetin, yolsuzluğun, orada yaptığı uygulamanın haddi hesabı yok. Yani Ünsal Bey'in ismine ben hiç şaşırmadım. Ünsal Bey'in ismini duyan akademisyenler de Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörüyken yaptığı işlerden dolayı hiçbirisi şaşırmamıştır. Yani oradaki isimlerden ben bir tanesini Ünsal Bey'i tanıyorum. Hı hı. O Taşkesen hı hı. ailesi ve Ünsal Bey. Orada bir kişiyi tanıyorum. O beni çok fazla şaşırtmadı. Öbür iki kişiyi tanımıyorum. Bütün olan olaylar yani Cumhurbaşkanı danışmanının bu işin içinde bizzat yer alması, ondan sonra iki tane ekonomi yazarının, gazete yazarının bu işin içinde yer alması, bunların Cumhurbaşkanı'na yakın olması bunlar da beni şaşırtmadı. İsimlerden bağımsız olarak bugün onlar yerine başka isimleri de koysanız olayın kendisi insanı çok fazla şaşırtmıyor. Şimdi burada o kadar garip olaylar oluyor ki 3 sene üst üste zarar eden bir şirkete bedelli sermaye arttırımı için mesela izin veriliyor. Bu başlı başına problemlerden bir tanesi. İzin verilmemesi gereken, izin verilmemesi gereken yerde izin veriliyor. Ondan sonra gayet işini düzgün yapan şirketlerden danışmanlık sen biz sen bizden danışmanlık al deyip onlardan zorla danışmanlık alınması isteniyor. Yani bir nevi rüşvet isteniyor. Şimdi Ak Parti'nin maalesef organize bir suç örgütü gibi çalıştığını biz farklı alanlarda görüyoruz. S.P.K. da bunlardan çok farklı değil. Şimdi e, SPK'da tek problem de bu değil İpek Hanım. Mesela o küçük ölçekli şirketlerdeki o borsadaki fiyatlarındaki oynamalara baktığınız zaman bu e, iktisatın ya da işte finans teorisinin açıklayamayacağı dalgalanmalar oluyor. O yüzden de burada önemli olan şeylerden bir tanesi SPK'nın yeniden denetlenip düzenlenmesi hı hı. ve oldukça e, şeffaf bir şekilde tekrardan işlevine devam etmesi. E, yani özetleyecek olursak sermaye piyasası kurulu özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman erişimi için hayati önem taşıyor. Buradaki rüşvet ve yolsuzluklar şirketlerin finansmanı erişimindeki önemli bir alanın da kısılmasına yol açar. Çünkü küçük yatırımcı güvenini kaybeder. Bunun dışında oradaki işte bu e, karşılaştığımız şeyler ne derler olaylar AK Parti'nin diğer sektörlerde diğer alanlarda yaptığının adeta Serma piyasasındaki bir iz düşümü. Böyle bir bakmak gerekiyor. Gerçekten acaba rüşvet vermeyen iş yapamıyor mu? E çoğu yerde öyle. Yani bunu görüyorsunuz. Yani şey de bunun için sadece e, bir işte şey e, Sedat Peker'in dizisini, tweet dizisini takip etmeye gerek yok. Bugün iş dünyasıyla konuştuğunuz zaman ne hangi iş dünyasıyla konuşursanız konuşun kendi işini yapmak için mutlaka birilerine para ödemek zorunda kaldığını görüyorsunuz. Evet. Peki bir de bu doğalgaz ve elektrik meselesini konuşalım istiyorum. İnanılmaz bir zam geldi. Bizi nasıl bir kış bekliyor? Onu soracağım size. Deminden beri bir şey evet, bakıyorum. Evet siz bir şey bakıyorsunuz. Dikkatim çektir. Silivri Cezaevi'nin adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilmiş. acaba neden diye aklım gerçekten Mer merak ediyorum neden değişti acaba? Belki onu da açıklarlar neden değiştirdiklerini. Bir son dakika olarak geçiyor şu an için. Silivri Cezaevi'nin ismi Marmara Cezaevi olarak değiştirildi. Biz konuya dönelim isterseniz <laughs> doğalgaz ve elektrik zammına Peki. dönelim. Şimdi burada da e, enerji politikasındaki yanlışlar son e, 1-2 senenin yanlışları değil. Bunu daha önceye götürmek lazım. Hı -hı. Bir... Doğal gaz zamları neden bizi bu kadar etkiliyor? Özellikle konutları bu kadar etkiliyor. yıllar öncesinden itibaren bütün illere ve ilçelere doğal gaz götürülmesi yanlış bir tercihti. Bakın Türkiye doğal gazın tamamını ithal ediyor. Türkiye'deki her ile ya da ilçeye siz doğal gaz götürürseniz ileride enerjiye bağımınız daha da fazla artar. Bu bir. Yani orada bir yanlış kabul. İkinci yanlış şurada Ama yapılıyor. oldukları gibi bırakmamak gerekiyordu herhalde değil mi? Başka formüller bulmak gerekiyor. E tabii başka formüller Hı. bulunabilir. Ama tamamıyla bütün il ve ilçelere doğalgaz götürüp ülkenin doğalgaza bağımlılığını arttırmak iyi bir tercih değil. Mesela niye güneş enerjisi hiç konuşulmuyor bu ülkede? Biliyorsunuz güneşe de yatırım yapanlar şimdi aslında o kadar iyi bir noktaya değindiniz ki 3-4 hafta önce lisanssız GES'i olanlar adeta bu yenilenebilir enerjiden elektrik ürettiği için cezalandırıldılar. Yani dedi ki devlet onlara sen e, ihtiyacın olan ancak iki katını bana satabilirsin. Hı hı. Geri kalan için ben senden herhangi bir şekilde e, sana para vermem. Bana bunu bedelsiz satacaksın dedi. Yani o yüzden e, yenilenebilir enerjide özellikle GES'e güvenerek işte hı hı. şey yapan, ne der, yatırım yapanlar son 3-4 haftadır çok büyük bir dert peşinde. Yani çok büyük bir e, problemle boğuşuyorlar. Şimdi tekrardan konuya dönelim hı hı. enerji tarafına. Ondan sonraki büyük ee, yanlış Berat Albayrak zamanında yapıldı Doğalgaz boru hattı anlaşmalarının Süresi uzatılacakken Bu uzatılmadı Özellikle pandemi sürecinde Rusya ile Azerbaycan yapılacak olan Boru hattı anlaşmalarında çok cazip fiyatlar varken Biz Berat Albayrak ve çevresinin e, ne derler, Daha fazla para kazanması için Elenci spot piyasasından e, Enerji e, ihtiyacımızı karşılamaya karar verdik Daha doğrusu onlar karar verdiler bu şu anlama geliyor. Bizi spot piyasanın inisiyatifine bıraktılar. Şimdi doğal gaz zammını şöyle okumak lazım. Bunu yaptığınız zaman yani kendinizi e, elenci piyasasında spot piyasasının inisiyatifine bıraktığınız zaman gelecek olan kış için bir fon ayarlamanız gerekiyor. İşte bu yapılan doğal gaz zammıyla beraber şimdi o fon